They went, Dumi, you're such a torturous fat Arab cunt. Herkese merhaba. Biz bugün 9 kişi birlikte Kolonya'dan Prag'a doğru yola çıkıyoruz. Erkenden uyandık, saat 8.15'te trenimiz var. Biraz sonra yurdun girişinde buluşacağız ve otobüse binip terminale doğru yola çıkacağız. Prag'da toplamda 2 gece 3 gün kalıyoruz. Otelimizi ve gideceğimiz yerleri şimdiden ayarladık, planladık. Prag'da kalacağımız otele ödediğimiz tutar, bindiğimiz trenin ücreti, orada yediğimiz, içtiğimiz ne varsa fiyatlarını şuraya yazarım. Çünkü orada muhtemelen bunları söylemeyi unutacağım. Umarım güzel birkaç gün bizi bekliyordur. Biraz kalabalık bir grubuz ama bence eğlenmeyi biliyoruz. Bizi neler bekliyor hepsini bu videoda göreceksiniz. Hepinize iyi seyirler. Şimdi o 9 kişiyi tanıyalım. Yok 42 miydim ben? Heh, onu yukarı. Thanks. Senin yanın boş mu? Boş galiba. Gel. Ayça'yı çekiyorum. Çok heyecanlı. Şimdi Prag'a doğru yola çıktık. 2 gece 3 gün kalacağız. Bu gece ve yarın gece kalıyoruz. Pazar günü de geri döneceğiz. Kişi başı 135 lira verdik 2 gecelik. Biz şimdi biletlerimizi salı günü aldık. Ve Isaac Kart'a bayağı indirimli geliyordu. Toplamda 10 euroya aldık. O günde Isaac Kart'a başvurduk. Isaac Kart'ımız çıkmamıştı bu sabaha kadar. Ve biz Photoshop'tan Isaac Kart'ı oluşturduk kendimize. Neyse ki sabah otobüsle trene gelirken. Yine çok şanslıyız. Çok şanslıyız. Ki Isaac kartlarımız geldi. Ama Ayça bizden birkaç saat sonra da başvurduğu için onunki hala gelmedi. Ve şu an Isaac kart olmadan trende indirimli biletler duruyor. Ya cezaya ya da trenden atılabilir. Birazdan Ayça'yı konuk olarak alacağız yanımıza. Gerginliğinden bahsettim. Aa Ayça buradasın hala. Ayça seni konuk istiyoruz buraya. Konuğumuz Ayça. Evet arkadaşlar olaylar şu şekilde gelişti. İşte şu an hala meyit bekliyorum. Ama kendisine dönüşüne yetişir. Umarım gidebilirim de dönebilirim. Ama olmazsa işte o fake şeyi gösterirse. Sanki çok makul bir bak, yöntemmiş gibi. Daha sonra evrakta aç, sahtecilik. Sen orijinalini aç, sen de sahtesini aç. Aynısını yaptım Photoshop'ta. O konieczności zakrywania Sinosa. Photoshop'la yapılan. Bence aynı. Bence de gayet aynı. Aha geldi adam. Kontrolcü geldi. Vay vay Ayça. Trenden atılırsan haber ver tamam mı? Isaac kartımızı sormadı. Ayça o yüzden geçebilecek bence şu anda. Şimdi trene polisler bindi ve köpekleriyle birlikte çantalarımızı koklatıyorlar. Durum güncellemesi. Ben yine yemek yiyorum. Öksürmeyin lütfen videoda. Biz hala yoldayız. Kaç saatimiz kaldı? Sürekli yol bulduk. Hiçbir şekilde aldık. Sürekli rötar yapıyoruz. Gecikme. Mina düşüncelisin. Ya bir öksürmeyin ya. Şu anda normalde inmiş olmamız gerekiyordu. Ama bir saat rötarlı olduğu için hala yoldayız. Çek anam çek çek. Çek anam çek. Oh, oh, hiç bizi buralara benzemiyor. Çekin anam çekin içimize. Ve kalacağımız yere geldik. 9 kişi hazırız. Hemen bir oda turu yapıyoruz.
bayağı temiz ve güzel. Burada iki tane yatak var, ranza. Burada iki tane ayrı ayrı yatak var. Burası da manzara. Odalarımıza yerleştik. Odamızı nasıl buldun? Bizim odamız çok güzel. Odalarınız nasıl? Çok iyi ya. Pijama giyip yatasın geldi direkt. Şimdi Çekya hakkında ilk izlenimlerim şu şekilde. Çok fazla rüzgar var. İşte bu bir şey, oyunculuk yeteneği deniyor buna. Wow. Arkadaşımızı kaybettik. Hepimiz indik sanıyoruz ama bir kişi içeride kalmış. Sümeyye. Eksi 15 derece demeyiz. Göreceksiniz birazdan eksi 1 derece. Ayça'yı göstermek istiyorum. Abartma tozu. Sümeyye nerede acaba? Sümeyye geride kaldı. Sümeyye konum attı. 2 kilometre uzaklıkta. Ben buraya bayıldım. Just a minute. Biz onu unutmuşuz. Sümeyye geldin mi? Aha geldi. Hani? Aha Sümeyye. Bir kişiye sahip çıkar. Neyse ben kural çözdüm bu arada. Hani burayı Amasya'ya benzetiyor. Amasya yamak kenarına benziyor arkadaşlar. Amasya. Baksın içeri şehir hatta. Yapmayın ya. Çek Cumhuriyeti ve Amasya. Amasya'dan esinlenmiş olabilir. Yeter! Tozlu deride değilsin. Ne kadar bu? 49. Sadece hamburger. Ne kadar verdim ben? Buna 35 kron verdim. Bunların evet, ekonomi bitmiş. Durum güncellemesi. Aç kaldık. Çok her pahalı. Her şey çok pahalı. Her şey çok 50 pahalı. 50 kron. 50 kron. Ne kadar TL yapıyor? 21 TL. 21 TL sadece bir hamburger. Mesela şunun fiyatına bakmak istiyorum. Şu 999. Video mu? Donduk. Eksi 15 derece demeyiz. Göreceksiniz birazdan eksi 1 derece. Şu an var ya, havanın bir eksi 3 falan, 3'ü var. Yok, artı 3 falan bence. Kombinime bakın. Bu havanın bir eksi 3'ü var şu an. Ama 9 derece görünüyor. Yalan. Sizce bunun fiyatı nedir? Tekrar söyler misin onun fiyatını? 100 cızık. Buraya 39 ödedim. 100 verdim, para üstüne bakın. Sabahtan beri çok yorulduk. HG. Çok yorulduk. Az yedik, çok yorulduk. 2 tane kruvasan ve bir su aldım. 100 kron verdim. Bana 2 tane bozuk para verdi. İyi geceler. Bugün Slack gezimizin ikinci günündeyiz ve gezeceğimiz rotaları dün akşamdan belirledik. İkinci gün başlasın. Gel günaydın de. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, ben dokuz. Gece tuvalete kalktım diye kaçtım. Saydım dokuz. Üç dakika sonra Slack. Un ponche de cocina, fotoğraflar çekiniliyor. Biraz gel. Öne gel biraz. Ne kadar güzel. Hadi abi. Nereye geldik? Saint Vitus Katedrali. Bakın bu gayet ciddi. Bunun ilk iş günü. Geçmiş yüzyıllarda cadı sanılan kadınlar burada yakılıyormuş. Çok iyi.
Buranın manzarası mükemmel. Sesim kısıldı. Dün çok üşüyorum dedim, kimse bana inanmadı, bugün sesim kısıldı. Sabah bir uyandık konuşamıyor. Leyla ile Mecnun'daki Nurten'in yeğeni gibi. Sessiz Leyla oldum. Sabah çekseydik kendime altyazı istiyordum. Dün kruvasan alırken bir tane kruvasan vardı şaraplı. Ben onu ilk önce muzlu sandım. Sonra şaraplı olduğunu görünce bıraktım. Ama hala onu muzlu sanmaya devam etmiş ve şaraplı bir kruvasan yedi az önce. Evet aşkım, bu benim ilkim. Sen gel şarap kruvasanın içine gir. Bir de muzlu diyor. Bir de diyor ki tadı zaten bir değişik gelmişti. Bitirince. Bizim oranın muzlarına biz diyoruz ki bu şaraplı bize bakıp muzlu. Eyvah. Yandın. Diskalifiye olacağım. Ale sol taraf yazıyor Ale. Sol melek çalışıyor bugün. Akıyor bugün maşallah. Kolay gelsin, hayırlı işler. Ay bu beni çarptı. Hala Fransız Kafka Müzesi'ni görmeye gidemedik. Çok güzel böyle çekmek. Şimdi böyle bir yer bulduk. Burası en dar sokakmış. Buradan geçeceğiz. Geliyorum. Hoş geldiniz. Buyurun. Şimdi geldiğimiz gibi eve çıkıyoruz. Ya baba hadi. Öldük lan, öldük. Oksijen yok lan. Meydan çok kalabalık olmaya başladı saat yaklaştıkça. Çok az kaldı. Herkes saatin çalmasını bekliyor. Saat çalmaya başladığında şu mavi iki pencereden döne döne insanlar geçecek. Şurada iskelet var. İskelet çanı tutuyor. İskelet çanı çalacak. Onun anlamı insanlara ölüm vaktinin geldiğini göstermekmiş. Yanındaki Osmanlı'daki yeşil adam bu eğlenceyi temsil ediyormuş. Aynen eğlenceyi temsil ediyor. En soldaki aynalı adam kendini beğenmişliği temsil ediyor. Diğer onun yanındaki adam elinde kese tutuyor. O da açgözlülüğü temsil ediyor ve Yahudilerin açgözlülüğünü de temsil ediyor. 13 dakika var. Son 3 dakika. Son 1 dakika kaldı. Magnet almak istiyoruz ama bunları hiç beğenmedim. Şöyle 3 tanesi 2 euro. Şimdi Franz Kafka Müzesi'ne gidiyoruz. Yapamadınız ya. Burası Franz Kafka Müzesi'nin girişi. Burada böyle tarçınlı olduğuna %100 emin olduğum kurabiyeler var. Ve Franz Kafka Müzesi. Kız, yamulttum belini adamı. Adamın dili doğrulmayacak bir daha. Çişim geldi. Ne ki? Doğruluyor muyum? Allah sizi kahretsin. Ve giriyoruz. Franz Kafka Müzesi'ne girişimizde çıkışımız bir oldu. Bir girişimiz oldu. Bir de sonra çıkışımız. Sonra da çıkışımız 2 saniye sürdü. 150 kron. Şimdi... var sandık ama dizi çekiliyormuş. Acil bundan yememiz gerekiyor. Oh, here to go. Yeah. Yeah. Yeah, thanks. İçeceklerini buradan sınırsız bir şekilde alabiliyoruz.
traditional foods. Benim bir sürü fotoğrafımı çektiler. Hale de kamera arkasını çekmiş. Instagram'dan gelin bir like atın ortama. Sabahtan beri bunlardan arıyorum ve bir türlü bulamadım. Hem güzel hem ucuz olanını. 70 verir miyim ben buna bir tanesi için? Hale'nin yediği kruvasandan buldum. Hale bak ne buldum. Ne buldun? Yer misin? Ne kadar ödedin hepsine? 182 kron. Ya 10 euro falan. Şimdi başka bir magnetçideyiz. 100 kron. Kafka'nın heykeline geldik. Kafka'nın kafası. Kafka neremiş? Biri baksın ya. Kafka'nın kafası çok güzel. Şimdi bundan yemeye geldik. Bundan değil, tridenlik. Tridenlik yemeye geldik. Şöyle bir şey. Buranın yöresel bir tatlısı bu. Sadece şu 3 bozuk paraya bu ünlü tatlıdan alabildim. Hello, chocolate and whipped cream. Thank you. Ve otele geldik şimdi. Biraz dinlenip tekrar dışarı çıkmayı planlıyoruz. Görüşürüz. Bir şey olursa sizi arayabiliriz değil mi? Uyanırsınız, gelirsiniz. Allah kerim vallahi. Hazır mıyız? Hazırız. Büyük partiyi kaçırıyorsun. Aynen, biz kaçıyoruz. Bir tane bu. 9 kişilik gruptan sağ kalanlar 1-2-3 tam liste. Diğerleri yatışta. Saat de biraz geç oldu. Ama dedik ki Prag'a bir daha ne zaman geleceğiz? Çünkü yarın dönüyoruz. Yarın saat 2'de trenimiz var. Nereye gidiyoruz biz de bilmiyoruz. Yine bir magnetçi bulduk. Fiyatlar yine aynı civarlarda. Şimdi bu olayı anlatmam lazım. Az önce Prag caddelerine yürürken ayağım bir taşa takıldı ve taşı söktük. Şimdi ben o taşı cebime koydum ve hatıra olarak saklayacağım. Prag sokaklarından bir taş hatıra. Magnet arıyordum, bunu buldum. Günaydın. Dün gece otele çok geç döndüğümüz için sabah çok zor uyandık. Check-out'umuz saat 10'daydı. Şu an saat 15 geçiyor. Diğerlerini bekliyorum. Otel bu arada çok uygun fiyatlı ve çok konforluydu. Kesinlikle çok temizdi. İki geceliği toplam 135 liraya kaldık. Herkes çok uykulu. Şimdi sizi Nurten'in yeğeniyle tanıştıracağım. Leyla ile Mecnun'daki Nurten'in yeğeni. Haydi altı değil. Bunlarla metroya, otobüse falan biniyoruz. Bu 59. Bu da 39. Şunu aldık, çıktık ve 10 saniye yürüdük. Buraya böyle pazar gibi bir şey açılmış. 10 saniye sürmedi şuradan çıkıp burayı görmemiz. Ve daha ucuz. Grubumuz ikiye ayrıldı, Meltem ve ben. Şimdi son bir kez görelim ve fotoğraf video çekelim diye dans eden eve geldik. Binanın önüne bir sürü fotoğraf çekindik, video falan çektik. Trene yetişmemiz gerekiyor. Kabile geliyor.
Şimdi bir markete gidelim. Yolda acıkırız. Bu sefer bindiğimiz tren çok kötü çıktı. Biz koltuk seçmediğimiz için hepimiz ayrı odalardayız. Ve ay yaş tipler burada. Ve bir tane odanın içinde 6 kişi susmadan 2 saattir gülüyorlar. Çok kötü ya. Çok kötü. Ben şimdi peronları göstereceğim. Odalarımız. Bakın bu şekilde altılı karşılıklı. Şurada biz oturuyoruz. Mert'le yan yanayız. Şunlar susmuyorlar. Şu kırmızılı ve tayfası. Saatlerimiz şu an kaç? Saat 18. Biz böyle bir grup oluşturduk burada. Geldik Katowice'ye. Kaldık 8. Her şey 3 gün önce burada başlamıştı. Bu 8 kişi artı bir Ayça vardı bir de. Bu macerayı sonlandırıyoruz. Herkes el sallasın. Bak. Şimdi üzerimi falan değiştirip duş aldım. Acayip yorgunum. Bu bizim 3 günlük Prag maceramızdı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu benim ikinci videom oluyor. İkinci videomda biraz daha rahattım sanırım. Gitgide daha iyi olmaya çalışacağım. Erasmus maceramda size göstermek istediğim çok fazla şey var. İlk rotamız Prag'dı. Bundan sonra seyahat etmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Erasmus'ta olmak veya Polonya'da olmakla ilgili video fikirleriniz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Prag seyahati boyunca bir sürü story attım ve Instagram'da öne çıkanları ekledim. Şuradaki Instagram adresime giderek Prag'la ilgili çektiğim storyleri izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bir sürü fotoğraf veya reels paylaşmış olurum. Bunu söylerken utanıyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.